Ne demek sen? Evet. Değerli arkadaşlar, eğitimde Strogami kullanımı ile ilgili bir program için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Özellikle Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hüseyin Mertoğlu hocama hoş geldiniz diyorum. Bu eğitimde sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar ama biz eğitime başlamadan önce hocamızı bir tanımak isteriz. Kendisinden bir dinlemek isteriz. Önce Hüseyin Mertoğlu hocam kimdir? Arkadaşlarımız da merak ediyordur. Sayın hocam söz sizde. Sizi önce bir tanıyalım. Merhabalar sevgili değerli meslektaşlarım, hocalarım. Doçent Doktor Hüseyin Mertoğlu, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Ama uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalıştım. Çeşitli kurumlarda çalıştım. Lisansım sosyal bilgiler öğretmenliği, yüksek lisansım coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmenliği, doktoram sosyal bilgiler öğretmenliği, coğrafya ve devam eden okul öncesi doktoram bulunmakta. Çocuk edebiyatı, insan psikolojisi ve mekan algısı çalışma alanlarım arasında. Bir de üstün zekalı çocuk eğitimi çalışıyorum. Burada da değerli tanıdığım arkadaşlarım da var. Katılan Feray Hocam hoş geldin. Emre Hocam buradaydı tanıdığım kadarıyla. Evet, bugün sizinle kısaca bir Strogami nedir onu anlatacağız. Daha sonra birlikte bir etkinlik yapacağız ama etkinlik yapmadan önce istediğim bir şey var. Kağıtlarımızı kare şekline getirirsek daha iyi olur. Bir A4 kağıdı alırsanız birlikte o A4 kağıdını bir kare şekline getirelim. Hemen yapmayacağız yalnız. Hemen yapmayacağız ama şimdilik kare nasıl yapılır biliyordur hocalarım ama şu alt kısmını kesiyoruz ve kare oluyor. Hocam hazırlığımız yok herhalde. Bazı arkadaşların çünkü Yani o konuyla ilgili olsun. Yani hiçbir hemen yapmayacağız zaten. Şöyle özel kağıtlarımız da var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Şöyle arkadaşlara göstermek adına ben kesiyorum çok şey rahatlıkla. Hemen yapmayacağımız için de sorun yok. Siz karenizi evet. hazırlayın. Önce bir Strogami hikayesini anlatacağım. Sonra Strogami nedir diyeceğiz. En sonunda da birlikte anlattığımız hikayenin Strogami'sini yapacağız. Evet, önce hikayemizle başlıyoruz. Diyoruz ki böyle bir tacımız var. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde diye başlıyoruz. Ülkenin birinde küçük bir kurbağa yaşarmış ve bu kurbağa sihirli tacın peşine düşmüş. Eğer bu sihirli tacı alırsa ve eline geçirirse bütün isteklerinin olacağına inanıyor. Ve bir gün tacın yerini bulmak için ne yapmış? Sevgili ördeğe gitmiş. Evet. Demiş ki ördeğimiz oldu. Buyurun efendim ördeğimiz bu. Ördek kardeş, ördek kardeş demiş. Sihirli tacın yerini biliyor musun? Bana söyler misin? O da demiş ki ben çok yaşlıyım, gözlerim görmüyor. Sen en iyisi bunu bilgin tilkiye sor. Evet bizim kurbağamız bu sefer ne yapmış? Bilgin tilkiye gitmiş. Evet tilkimiz de geldi. Bakın bilgin tilkimiz. Tilki kardeş, tilki kardeş demiş. Tilkimiz burada. Sihirli tacın yerini biliyor musun? Vallahi sihirli tacı bilmiyorum ama denizlerin sahibi şu fok var ya, o fok her şeyi biliyor demiş. Sen git bir o foka sor. Efendim, gel zaman git zaman bir foka soralım demiş. Bakalım ne olacak? Fok kardeşe soracağız şimdi. Diyecek ki fok kardeş, fok kardeş demiş bizim kurbağa. Fokumuz da oldu. Evet, fok kardeşimiz de geldi. Sihirli tacın yerini biliyor musun? Demiş ki tabii ki biliyorum. Sihirli tac şu karşıdaki gördüğün kulübenin içinde demiş. Ama oraya gitmek için şu gemiye binmem gerekiyor. Ne yapmış bizim sevgili kurbağamız? Zıplaya zıplaya gemiye binmiş. Ve gemi ilerlemiş, ilerlemiş, gitmiş. Ve bu gidişten sonra ne olmuş? Akşam olmuş arkadaşlar. Akşam olunca ne oluyor? Gökyüzünde yıldızlar parlamaya başlamış. Gir zaman gel zaman gemi yavaş yavaş karaya nedir? Yaklaşmış. Yavaş yavaş karaya yaklaşan gemiden kurbağamız inmiş. İnen kurbağamız küçük bir kulübe görmüş.
Kulübemiz küçük bir ev, kulübe görmüş ve bu kulübenin içine girmeye karar vermiş. Bakmış ki sihirli taç burada. Gitmiş, gitmiş, kapıyı çalmış, açmış kapıyı. Tekrardan gitmiş, kapıyı tekrar açmış. Sihirli tacı bulacak ya. Bakmış bir kutu. Kutunun içine baktığında hiçbir şey yok. O arada güneş çıkmış ve bu bir kutu, şapka sihirli değil, normal bir şapkaymış. Kafasına takmış, güneşten kurutulmuş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi strogami nedir? Bir paylaşım yapalım, hikayeyi anlatalım. Strogaminin özelliklerini anlatalım. Daha sonra birlikte bu hikayeyi ve bu katlamaları yapmaya çalışalım. Oldu mu? Evet, şimdi ekran paylaşımı yapacağım. Strogami nedir? Daha önce bu tekniği bilen var mı? Paylaşım yaparsak arkadaşlar, ya da konuşmak isteyen, soru sormak isteyen, ben bunu duymuştum, derslerimde uyguluyorum diyen arkadaşlar varsa hocam, söz hakkı da verebiliriz şimdi. Evet hocam. Konuşmak isteyen mı? Arkadaşlarımız varsa söz hakkı alabilirler. Hani ben duymuştum, kullanıyorum ya da yeni duydum, ilk defa duydum diyenler de söyleyebilir. Var mı söz hakkı almak isteyen? Yok herhalde. Herhalde yok. Yok. Sayın hocam, ben size verdim. Herhalde ekran paylaşımı ile ilgili bir sıkıntımız yok sanırım. Arkadaşlar görüyorlar değil mi ekranı? Evet, görüyoruz. Evet, görüyorsunuz. O zaman başlayalım. Şimdi sunumumuzun içerisinde sunuyordum. Onu da söylemeden geçemeyeyim. Ben ilk defa duydum strogami'yi. Evet, tamam. Sevindim o zaman. Ne güzel. Patlayarak hikaye anlama. Burhan hocam, teşekkür ediyorum. Söz hakkı isteyenler var Hasan Hüseyin hocam, isterseniz. O zaman verelim hocam. Sunumdan sonra. Evet, buyurun. Soru da beklerim. Konuşmak da isterim. Söz hakkı almak isteyen arkadaşlara verelim hocam. Evet, evet. Tanımak da isterim kendilerini de. Pardon. Pardon arkadaşlar, bir şey soracağım. Ekran paylaşımı, şu anda ekran paylaşımını Hüseyin hocam siz mi yaptınız? Evet, ben yaptım. Çıkayım tamam. Mı? Hayır. Onun için sormadım. Herhangi bir sorun yok değil mi yani? Yok. Gayet iyi. Ben hani arkadaşların sorusu varsa onları da sunumdan önce de sorabilirler, sunumdan sonra da bilirler. Biraz interaktif olsun istiyorum. Yani tanışmak istiyorum. Meslektaşlarımla dediğim gibi 15 yıllık öğretmenlikten geçtim ben akademiye. Öğretmen kökenli bir akademisyenim ve öğretmenlik benim asıl mesleğim. O yüzden öğretmen arkadaşlarla buluşmayı çok seviyorum, mutlu da oluyorum. Buyurun. Hocam sesim geliyor mu? Evet hocam. Mine hocam, Hekiman'dan. Evet. Hocam ben duymuştum kağıt katlayarak hikaye anlatma diye hatırlıyorum ama dersinde hani uygulamaya vakit bulamadım hocam. Biliyorsunuz bir de bu salgın dönemi geldiği için hani bazı şeyleri planlıyoruz ama bayağı bir dönem biliyorsunuz hocam salgın gelince yapamadık ama hani çok detaylı bilmiyorum hocam hani belli bir kısmına kadar hani. Tamam, bugün biraz öğreneceğiz bakalım. Sağ olun, İnşallah. Teşekkür ederiz birlikte hocam. Birlikte yapacağız. Biraz zor olabilir ilk yapışımız ama sorun değil, bir farkındalık olması biraz daha amaç. Sonraki süreçlerde birlikte tekrar başka bir etkinlik yapar, birlikte de yaparız. Katılımcı sayımız da 230'u bulmuş Hasan Hüseyin hocam. Bayağı da gelen var. Başka söz hakkı almak isteyen? Sayın hocam, YouTube'da da 105 kişiyiz. Evet, başka söz hakkı almak isteyen arkadaşımız varsa ben dinlemek istiyorum. Sunuma geçeceğim sonra. Hocam, origami'yi biliyoruz ama ben de müdür bey gönderince baktım hemen strogami nedir diye. Hikaye anlatma ile ikisi birleştirilmiş. Origami zaman zaman çocuklarla derslerde yapıyoruz. Çok da hoşlarına gidiyorlar. Kuş yapıyoruz, gemi yapıyoruz. Çok hoşlarına gidiyorlar. Hikayeyi biraz sonra anlatacağım aslında da. Origaminin kökeni aslında hikayedir ve bu bildiğimiz kuştur. Bunu çok yapıyorsunuzdur herhalde. Görülüyor değil mi benim? Evet. Evet, turna kuşu. Evet, hikayesi de var bunun. İnsanlar hikayeleri severler aslında. Hepimiz hikayeleri severiz. Başka söz hakkı almak isteyen hocam varsa. Hüseyin hocam yani, ben. Evet, Feracığım. benim çok değerli bir arkadaşım. Lisansı beraber okuduk. O sınıf öğretmenliği mezunu. Çok güzel günlerimiz de geçti.
Seraycığım, evet. Buyur. Merhabalar, Afyon'dan selamlar. Hüseyin, paylaşımınızı sosyal medyada gördüm. Hüseyin'in ismini de görünce hemen Strogomi'yi daha önce duymuştum. İnternetten oğlum var, 5. sınıf öğrencisi. Origami'ye merakı var. Strogomi'yi de internetten araştırmıştım ve işin içinde Hüseyin hocamın olduğunu gördüğümde dedim evet, buradan olmalı. Çünkü 20 yıldır tanıyorum, takip ediyorum. Üniversiteden arkadaşım Hüseyin hocam. 10 parmağında 10 marifet, 11 marifet desem belki eksik kalacak. O kadar değerli, kıymetli bir akademisyen, bir öğretmen, bir baba. Harika bir insan ve çocuğumun da Strogomi ile Hüseyin hocamla tanışmasını istedim. Zaten oğlumla beraber şu an takip ediyoruz. Daha önceki yayını kaçırmıştık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Bu, hoş geldiniz. Bu konuyla sonra benim biraz daha kendime güvenim arttı. Feray'a çok teşekkürler. Çok onuru oldum. Teşekkür ediyorum. O kendi güzelliğindendir, sevdiğindendir söylüyordu. Yine başka arkadaşımız varsa söylemek istediği bir şey söylesin. Ya da sunuma geçelim. Sunumdan sonra da söyleyebiliriz. Olur hocam. Geçelim sunuma. Merhabalar. Soru cevap yaparız sayın hocam. Evet. Sunumdan sonra soru cevap yaparız. Sunumdan sonra etkinliğimizi de yaparız. Katlamamızı da yaparız. Hüseyin hocam sanki bana söz hakkı geldi gibi ama. Buyurun efendim. Buyurun. Evet hocam. Hakikaten bayağı arkadaşlarımız var. Emre hocam. Emre hocam da Emre hocam da çalıştı. O da çok değerli, başarılı bir sınıf öğretmeni. Sparta'dan katılıyor. Sadece Malatya'ya hizmet etmiyor. Sadece Malatya yok mu burada? Biz yok, öyle yok. Sadece Malatya'ya hizmet ettiğinizi sanıyorsunuz ama değil yani. Ama çok sevindim, çok mutlu oldum. Malatya adına da yani tüm arkadaşlarımızı, öğretmen arkadaşlarımızı, dostlarımızı Malatya'da birleştirmek ayrı bir güzellik olsa gerek. Emre hocam, ne söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii işin içinde Hüseyin hocam olunca ister istemez 81 ilden birçok arkadaş bağlanmak istiyor. Çok mutlu oldum açıkçası. Şimdi ben 4. sınıf okuturken öğrencilerime bir kitap okutmuştum. Bir Japon yazarın Sadako isminde bir kitap. Evet. Şimdi bu işte. Öyle mi? Yani bu kitapta turna kuşu yapılıyordu kağıttan. İnanılmaz ilgi çekti. İnanılmaz merhabalar Gamze hocam. İnanılmaz ilgisini çekti çocukların. Öğrenci severek okuyorlar hocam hikayelerinizi. Fabullarla okuyorum. Efsane. Bu arada Emre hocamın da reklamını yapalım. Emre hocamın da Fabullarla Okuyorum diye bir kitabı var. 10 seri. Yeni çıktı 10 serisi. Ciddi anlamda çok başarılı bir öğretmen. Ve benim her zaman erkek öğretmenlere, sınıf öğretmenlerine karşı bir şeyim vardı, antipatim vardı. Onu değiştiren bir insandır. Ciddi anlamda mesleğini bu kadar seven, öğretmenliği bu kadar seven çok nadir erkek öğretmen görmüşümdür. Ve Emre hocam bunlardan biri. Yani bu mesleği fazlasıyla hak ederek yapanlardan biri. Ve burada çok da kitabın reklamını yapıyor Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim. Sizlerden bunu duymak çok mutluluk verici. Şimdi o kitapla beraber birçok öğrencim kitap okumayı sevmeye başladı. Yani inanılmaz içine çekti. Burada meslektaşlarıma tavsiye ederim. Orada origami'nin hikayeyle birleşmesi, yani tabii ismini, bu sistemin ne olduğunu bilmiyordum. Tamamıyla hala da bilmiyorum. Şimdi Hüseyin Hoca'dan öğreneceğim. Bu konuda da mutluyum. Yani bu sistemle öğrenciler İnanılmaz hikayeye karşı, masala karşı, kitaba karşı olumlu duygular besliyorlar. O yönden de çok faydalı olacağına inanıyorum. Merakla da bekliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ettik Emre Hocam. Hasan Hüseyin Hocam isterseniz geçelim sunuma. Strogomi nedir? Evet hocam. Görülüyor değil mi Sayın Hocam? Strogomi nedir sunumumuzda? Hikaye okuma ve storytelling nedir? Origami ve Strogomi'nin faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır? Örnek uygulamayla çalışmamızı bitireceğiz. İnsanlar dediğim gibi aslında hikayeleri seviyorlar. Ve herkes hikaye dinlemeyi de, hikaye anlatmayı da seviyor. Emre hocamın dediği az önceki cümleye başladığımızda aslında origami de bir hikayeyle doğuyor. Dünyaya da öyle yayılıyor. Sadako Sasaki'nin hikayesi.
kısaca hikayeden bahsedeceğim. Belki de biliyorsunuzdur. Elimde gördüğünüz bu turna kuşu aslında bu hikayeden anlatılır. İkinci Dünya Savaşı'nda Japon kökenli bir sanat origami. Sevgili Sadako kansere yakalanıyor ve ölüm eşiğine geliyor. Bir hastanede tedavi görürken yaşlı bir teyze diyor ki benim için çok geç ama senin için önemli bir şey olabilir. Japon inancına göre eğer 1000 tane turna kuşu yaparsanız isteğiniz gerçekleşiyor. Sevgili Sadako da turna kuşlarını katlamaya başlıyor ama yoruluyor. Bunun üzerine bir gazeteci bunun haberini yapıyor. Haber dünyaya duyuluyor. Gerçekten yaşanmış bir haber. Ve bunun üzerine dünya çocukları ona kuş katlıyorlar ve yolluyorlar. Yaşadığı hastaneye, işte tedavi gördüğü hastaneye yolluyorlar. Sadako 666. kuşu yaparken vefat ediyor. Ama çocuklar kuş yollamaya devam ediyor. Amerika'da ve Japonya'da da Sadako Sasaki'nin bir anıtı var. Ve bu anıtın önemli bir özelliği var. Turna kuşunun da önemli bir özelliği var. Bireysel silahsızlanmaya karşı sembol. Yani silahı artık bırakın, savaşmayın demenin bir yolu. Şimdi gelelim bizim Strogami hikayemize. Strogami nedir? Başka bir deyişle hoş bir hikaye üretip hikaye olaylarını origami katlama resimleriyle resimlendirmek. Hikaye bittiğinde üç boyutlu modeller ortaya çıkıyor ve hikayede olayların sırasına göre nedir? Biz katlamalar yapıyoruz. Ve Strogami basit bir hikaye kullanarak origaminin öğretilmesi için bir araç. Strogami öğrencilerin yaratıcılığını geliştirdiği gibi birçok konuda da bilgi sahibi edinmemizi sağlıyor ve origami modelinin sırasını hatırlanmasına yardımcı oluyor. Bunlar temel katlama yöntemlerimiz. Gördüğünüz gibi penguenden tutun, tavşandan tutun birçok katlama yöntemimiz söz konusu. İki kelimenin birleşmesinden oluşuyor dedik. Biri hikaye okuma, storytelling. Diğeri de origami, birleştirdik. Ne oldu? Strogami oldu. Okul öncesi eğitiminde çok sıklıkla kullanılıyor. Dilsel gelişimini sağlamak amacıyla gün içinde Türkçe dil etkinliklerine yer verilebiliyor. Türkçe etkinliklerin içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiirler, bilmeceler, sohbet, resimli kitap okuma öykülerinde yine biz storytelling'i görüyoruz. Aslında herkes bir origami ustası, çocukluğunda gemi yapan mutlaka vardır değil mi aranızda yapıyorsunuzdur. Uçak yapan vardır, uçak yapmayı sevenler vardır. Burada bir origamidir. Ve bu uçağı atarız, hayallere dalarız, gemiyi yaparız, yollarız. Yani aslında hepimiz bir origami yapmışızdır. Ve origami yapıştırıcı kullanmadan sadece katlayarak yapılan bir sanat. Bununla da ilgili uzun süre çalıştım, çalışmalarım da var, akademik çalışmalar da yapmaya çalıştım. Temel katlamaları gördüğümüz origamiye bu basit origami diyoruz. Modüler origami var, birkaç katlamayı iç içe soktuğunuz katlamalar. Modüler origami olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde Japonya'da yapılan bir katlama türü ıslak origami dediğimiz bir türde var. Bu da kağıdı ıslatarak şekil verilen katlama türü. Başta basit bir şey gibi görünebilir belki. Hani bir kağıdı katlıyoruz ne oluyor ama bir dönüşüm söz konusu, bir yaratıcılık söz konusu. Ve bu dönüşüm ve yaratıcılık kağıt olan bir şeyi farklı bir şeye dönüştürüyor. Bu da ne yapıyor? İnsanlarda bir üretim, bir ürün çıkarma hissini kullandığı için mutluluk veriyor. Herkes hikaye okurken eğlendirmeyi, bilgiler paylaşmayı seviyor ki Strogami de bu anlamda önemli. Niye? Hikaye dinleyicilere hitap ediyor. Matematik kavramları dinleyicilere yönelik oluyor. Origami figürü başlamadan önce deniyorsun. Hikayeyi bilin diyor. Yani origami Strogami yaparken ne yapmalıyız? Materyallerimiz hazır olmalı. Öğrencilerimize hikayeyi okuduğumuz sırada kağıt katlamalarına izin verip nasıl yapacağını bildirmeliyiz. Ve bütün katlamaları tamamladığımızda ortaya çıkıyor. Ne gibi faydaları vardır? Yani bu metot sadece kağıt ve kalem kullanarak yapılan öğretimde eğlenceli bir yol. Bazı öğrenciler hem okumanın hem de uygulama onların matematik pratiklerine ve öğretmenlerine heyecan kattığını da söylüyor. Öğretmenler bu tekniğin öğretilen matematik bilgilerinin ebeveynlerde göstermede de kolaylık sağladığını söylemişler. Strogami origami hikaye okuma genel konuları birleştiren faydalı bir yöntem. Hikaye okuma origaminin çeşitli basamaklarında model olarak da kullanılabildiği gibi
hafızanızı da güçlendiriyor. Yani aslında siz bu kağıdı katlayarak hem sol hem de sağ beyninizi kullanmış oluyorsunuz ve hafızanızın gelişmesini sağlıyor. Bunun dışında aranızda matematik öğretmenleri de vardır mutlaka. Simetri, boy, boyut gibi kavramların gelişmesine de yardımcı olan farklı bir kavram. Sol, sağ, kuzey, güney gibi terimlerin de kavranmasında önemli etkisi var. Ama geçen sunumlarda beni izleyen arkadaşlar var mı bilmiyorum. Her ne kadar mükemmel origami de yapsam, 200'e yakın şekil de yapsam hala sol ve sağ kavramım yoktur. Sağ ve sol kavramlarını çok becererek de kullanamam. Bu da ilginçtir. Hala sağ ve sol disleksisiyim. Bu origaminin faydası bana çok olmamış gibi geldi. Bu konuda katılmıyorum origamicilere diyormuşum. Strogami yaratıcı düşünme, beceri ve deneyimi geliştirmeyi sağlıyor ve hikaye okumada özgüvenin ve konuşma becerisinin gelişmesine oldukça katkı sağladığını söylemekteyiz arkadaşlar. Yine strogami'yi kimler kullanabilir? Aslında bu cümleyi kurdum ama strogami hiçbir kimsenin tek elinde olan bir şey değil. Herkes istediği şekilde strogami'yi kullanabilir ama hani bazı meslek gruplarında kullanırsa daha faydalı olur diyelim. Resim öğretmenleri origami'yi eğlence yolla öğretmek için kullanabilirler. Çocuk kütüphanecileri, bunu tabii Amerikan kökenli bir kaynaktan çeviri olarak aldığım için Türkiye'de çocuk kütüphane sayısı ne kadar var, çocuk kütüphanecisi kimdir diye de sorabilirsiniz. Şimdi bir süre Amerika'da yaşama şansım oldu bir yıl. TÜBİTAK araştırma bursuyla. Orada ciddi anlamda çocuk kütüphaneleri özel kütüphaneler. Ve bu tür etkinlikler düzenleniyor çocuklar için. Sadece işte origami değil. Çocukların hikaye dinleme saatleri de gitar alıyor kütüphaneci. Gitar çalıyor, masalı okuyor. Bu masalı canlandırıyor. Çocuk kütüphaneleri orada önemli bir yer. Ha bu orayı övmek adına demiyorum. Çok eksik gördüğüm şeyler de var ama biz origamiye geri dönelim. Origami uzmanları katlamada acemi olan çalışmaları sunuyor. İlginç ve alışılmadık formatlarda katlama teknikleriyle tanışabiliyor. Anne ve babalar kullanabilir. Hobi ve eğlence olarak kullanıldığı için strogami aile aktivitelerini arttırır ve tek gerekli olan malzemeniz kağıt gibi kağıt çok bulmak zor değil. Bir kağıdı birçok şeye dönüştürebildiğiniz için çok daha ucuzdur. Öğretmenler, siz sevgili meslektaşlarım, grup liderleri, hikaye okurları origamiden faydalanabilirler. Hikaye origami modelinin katlama aşamaları paralel ilerliyor ve bu hikayeler kurgu, tarihi ya da yaşanmışlıklar üzerine olabiliyor. Tabii bu hikayeleri siz de uydurabilirsiniz. İşte ben kurbağa dedim, siz prens dersiniz. Yani tamamıyla katlamada hikaye uydurma ya da hikayeyi kendiniz üretme sizin yaratıcılığınıza ve hayal gücünüze bağlı. Dünyanın çeşitli yerlerinde hikaye deneyimi olan bazı hikayeciler bunları kullanıyor. Kangmun Kore'de öğretmen ekibi oluşturmaya odaklanıyor ve etkileşimli oturumlar hikaye okuma ve sonunda arkadaşının da bir parçası olacağı katlama modelini başarıyla yaptığını görmekteyiz. Yine Marla Mastin Minnesota Üniversitesi'nde eğitim alanında doçent, strogami'nin matematik öğretiminde oldukça faydası olduğunu ileri sürmüştür. Raj Kat resim alanında eğitim uzmanı, o da çizilmiş modeller üzerinde çalışmalar yapmıştır. Richard L. Alexis de diyor ki, strogami harika bir hafıza aracı olarak hareket etme yeteneğinden bahsediyor ve bir benzetme diye açıklıyor. Her türden kavratmanın, öğrenmenin en iyi yolunun strogami ile olacağını söylüyor. Çok ilginçtir. Görsel diyor, ne kadar saçma kullanıyorsanız, görüntü ne kadar aptalsa hatırlanması da o kadar kolay oluyor. Bir şeyi diğerine bağlamak önemli diyor. Ama ancak strogami her şeyi hatırlamanın inanılmaz derecede önemli bir yoludur diye ortaya bir fikir atıyor. Ve origami ile ilgili en şaşırtıcı şey ise arkadaşlar, akıllardaki bilgilerle kulaklar arasındaki boşlukta bir kağıt parçasının her türlü yaratığa, uçağa, oyuncağa veya çiçeğe dönüştürülmesi, fark etmesi, bu göze sahip olduklarının farkında olması oldukça şaşırtıcı olarak karşımıza çıkıyor. Origami sanatıyla hikayeyle ilgili Yağmur Kız Origami Hikayeleri Türkiye'de yayınlanmış bir yayın. Yine Origami Hikayelerle Origami Jurassic Park serisi, bu da var. Yabancı kaynaklardan makaleler göstermeye çalıştım. Strotelling Art Origami ve Matematik Hikayeleri
ile ilgili yapılmış bir makale. Matematiksel özellikle geometrik şekillerin ve kavramların öğretilmesinde özellikle önemli. Yine okul öncesi eğitiminde hikaye anlatımında ve hikaye sunumunda oldukça yararlı bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Ben burayı kapatıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Soruları alabilirim. Biraz sonra da katlamayı yapacağız. Biraz hızlı mı gittik Hasan Hüseyin hocam? Gayet heyecanlandım herhalde. Sağ olun hocam, siz mi? Değil değil, gayet iyi diye düşünüyorum Sayın Hocam. Bu arada bakıyorum, soru sormak isteyen arkadaşlar var mı? Chat kısmında da yazabilirler, söz alıp direkt chat bağlantı mikrofonlarını açıp da katılabilirler arkadaşlar. Evet, anaokulu birinci sınıflarda el kaslarını geliştirir demiş arkadaşlar. Pandemide can sıkıntısı, stresi atmak için güzel bir uğraş diyen arkadaşlar var. Malatya 30 Ağustos'tan Belma Hocam selam demiş. Evet. Başka Malatya arkadaşlar galiba. Sorusu olan varsa soruları bekliyorum. Yoksa heyecanla katlamaya mı geçelim? Herkes katlamak mı istiyor? Katlama biraz zor olacak, onu söyleyeyim. Hani İlk aşamayı böyle yapılıyor ama bir üçüncü aşama var arkadaşlar. O aşamada biraz zorlanabiliyorlar. İrem hoş geldin. İrem Fener. Kidstock ve oyun terapilerinde de kesinlikle kullanılıyor sevgili Kaan. Ben soru sorabilir miyim demiş. Derya hocam soru istiyor. Derya Çetin hocam bir soru soracak. Evet, mikrofonunu açabilirsek arkadaşlar. Derya hocam buyurun. Murat hocam. Derya hocam. Açtım hocam. Derya hocam kabul edin. Derya hocam. İyi akşamlar. Görüntü sesim geliyor mu acaba? Evet. Geliyor evet, Derya hocam buyurun. Evet buyurun. Hocalarıma ve tüm meslektaşlarıma iyi akşamlar diliyorum. Paylaşımınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Şöyle bir siz böyle anlatırken hocam kafamda birkaç soru belirdi ama öncelikle şunu söylemek istiyorum, sormak istiyorum. Bu etkinliği öğretmen liderliğinde siz yapıyorsunuz. Çocuklar da bu etkinliği izliyorlar ve hikayeyi mi takip ediyorlar? Yoksa herhangi bir bölümünde çocuklar da bu etkinliği katlayarak yapmak durumunda oluyorlar mı? Bu biraz hocam çocukların düzeyine ve yaratıcılığına bağlı ve hangi yaş grubundan çocuklara hizmet ettiğinize ve kullandığınıza bağlı. Hani ben uzun süre bilim sanat merkezlerinde çalıştım son 8 yıl ve özel yetenekli çocuklarla çalıştım. Mesela onlar ciddi şekilde katlıyorlar ve güzel anlatıyorlar. Hele bir öğrencim vardı. Yani en zor katlamaları dediğim, benim yapamadığım katlamaları getirip yapardı. İyiydi. Ama hani yaş grubu biraz daha aşağıya indikçe, okul öncesi dönemdeyseniz katlamayı siz yapacaksınız. Çocuk dinleyecek. Ama basit katlamaları yaptırabiliriz. Yani ben en zor katlamadan gittim. Ama en basit katlama şöyle yaparsınız çocuklara. Yaptırırsınız ki bunu yapar. İşte bir dağ oluşmuş dersiniz. Bu dağın tepesine işte bir kuş konmuş. Ondan sonra oraya bir kedi gelmiş deriz. Şöyle aşağıya doğru katlarız. İşte kedi oluştu deriz. Basit katlamalar yapılabilir ama benim yaptırdığım şekildeki katlama biraz daha üst düzey becerisi ve seviyesi olan çocuklar için geçerli. Bir sorum daha olabilir mi eğer İstediğiniz varsa kadar sorunuz olabilir hocam. Benim için hiç sorun yok. Yani ben soruyu çok seviyorum. Sorularla da kendimi geliştirdiğimi ve dinlemek de istiyorum. Sınırsız soru hakkınız var Derya. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hocam şöyle, ben 4 yaşında bir oğlum var. Kitap okumayı kendisi de çok seviyor. Ben de ona kitap okumayı çok seviyorum. Şu anda 600'ün üzerinde kitabımız var ve okuduk bunları, okuyoruz. Şöyle söyleyeceğim, yeni nesil çok hızlı tüketen bir nesil. Ve bu nesilde mesela bu etkinlikler, örnek veriyorum bir hikaye kitabının o hayvanlarını organize etmek bile ya da şeylerini, sembollerini diyeyim, simgelerini organize etmek bile çok zaman alıyor mu mesela? Merak ettiğim bu. Bir kitabı ne kadar sürede bu storygami'ye dökebiliriz mesela?
Yani en fazla işte az önce dediğimiz gibi biraz da kullanım alanına bağlı. Hani ben gerçek bir strogami olarak gösterdim ama şöyle bir mekan oluşturabilirsiniz hocam. Yani uzun sürelik nedir? Böyle bir sahne oluşturduğunuzda elimizde bir balık örneği var. Ha, bu sahne oluşan sahneden de arkadaşlar yararlanarak anlatabilirsiniz. Biraz daha yaratıcılığımıza bağlı. Ama hani origamileri kullanarak bunu anlatabiliriz. Şöyle indireyim hatta göstereyim. Tamam, origamileri kullanarak bunları anlatabiliriz. Bu biraz daha sürer ama bu strogami olur mu? Evet olur ama az önce katladığım gibi bir strogami, gerçek bir strogami olmaz. Yani benim atlatabildiğim strogami 5 dakikalık olur. Ama siz çeşitli origamiler yaparsanız ve sahnenizi oluşturursanız 10 dakika, 15 dakika, 20 dakikalık bir süre içinde de anlatabilirsiniz. Ama dediğim gibi dönüşümleri göstermek adına gerçek strogami tek bir kağıttan elde ediliyor ve tek bir kağıttan dönüşümler yapılıyor. Ama siz farklı origamileri kullanarak da hikaye anlatabilir misiniz? Evet, siz farklı origamileri kullanarak da hikaye anlatabilirsiniz Derya Hocam. Başka çok sorusu olan var mı hocalarımdan? Çok teşekkür Sayın ediyorum. Sayın Hocam, chat bölümüne yazmışlar. Derya Hocam'a da teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Mehmet Kodu Hocam çok güzel bir şeye değindi bu arada. İberaktif çocukların, evet. Evet, evet hocam. Aramızda değil ama bu sunumun hazırlanmasında bana yardımcı olan doktoradan arkadaşım sevgili Beyza'ya teşekkür ediyorum. Beyza şöyle bir şey çalışıyor. Otizmli çocuklarda strogami kullanımı. Otizm ve engelli çocuklarda strogami kullanımı ile ilgili bir çalışması var. Belki aramızda, belki değil, bilmiyorum. Hiperaktif çocukların dikkatini toplamasına yardımcı oluyor ve otizmli çocukların sizi dinlemesine de yardımcı oluyor strogami. Böyle de bir artısı var. Teşekkür ediyorum. Mehmet Hocam güzel bir konuya değindi. Ben teşekkür ederim. Hocam ben öğrencilerimden, hiperaktif öğrencilerimde bunu uyguladığım zaman hem dikkatlerini geliştirdiğini hem derse odaklandıklarını gördüm. Onun için serbest etkinlik zamanlarında bunları yapmaya çalışıyoruz. Çocukların çok hoşuna gidiyor. Şimdi özellikle anaokulundan sonra birinci sınıfa başlayan bazı öğrencilerin el kaslarının gelişmesini de sağlıyor. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişiyor. Çocukların hayal dünyası gelişiyor. Çok güzel bir yaşamını düşünüyorum. Ben chat bölümünü bir taraftan okuyorum. Mehmet Hocam'a teşekkürler. Metin Hocam teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür Metin ediyoruz. Hocam katıldığından dolayı teşekkürler. Mehmet Kodu Hocam tekrar demiş özgüvenini geliştiriyor kesinlikle. Evet. Mehmet Ocak, Elçi Hocam evet çok güzel bir şey dedi. Kaynak ben de arıyorum. Yani yapılan kaynaklar Türkiye'de çok az, çok sınırlı. Yabancı kaynakları takip etmeye çalışıyorum. Onda da çok başarılı olduğum zamanlar var ama bir kaynak önermem zor fakat Türkiye'de bir hocamız yapıyor. Uyguluyor. Arkadaşlar öğrenciler heyecanla bekliyorlarmış. Madem biz de bu heyecanları kırmayalım ve başlayalım. Yavaş yavaş yapacağız. Sakin sakin yapacağız. Söylemek adına. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorusu olan varsa tekrar cevaplayacağım. Böyle geçeceğim. Gülen Sekmen soru, yani soru çekinmeden sorabilirsiniz. Ben sizden bileyim. Hiç çekinmenize gerek yok. Çok Sayın hocam, chat bölümünü takip ediyorum. Orada soru göremiyorum ama özelde el kaldırıp sormak için söz hakkı isteyen arkadaşlarımız varsa oradan mikrofonu açıp da sorabilirler. Sayın hocam iyi akşamlar. Ben Gülay Sökmen. İyi akşamlar hocam. Buyurun Gülay hocam. İyi akşamlar. Hüseyin hocam ben 24 yıllık öğretmenim. Ve böyle yeni şeyler denemeyi de çok seviyorum derslerimde. Çocuklara gerçekten çok faydalı olduğuna da inanıyorum. Bunu hiç duymamıştım, strogami'yi. Ama gerçekten hani origami'yi ben de kullanıyordum. Hatta az önce gösterdiğiniz kedi, onu ters çevirdiğimizde köpek oluyor biliyorsunuz. Onu mesela yapmıştık birinci sınıfta. Ve bunu çocuklara hikayeleştirmede de şöyle bir şey yapmıştık. Kendileri isim koyun demiştim, kendiniz boyayın demiştim. Sonra onunla ilgili hani bir hikaye kendileri uydurmuştu. Bilmeden yapmışım bunu farkında olmadan aslında. Evet. Dediğim gibi yeni bir bakış açısı anlamında çok güzel. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Bir de Hüseyin Hocam. Buyurun Gülay Hocam. Buyurun, dinliyorum. Buyurun Gülay Hocam, dinliyorum sizi. Sizi dinlerken ve bu seminere en uygun şeyin zannedersem bir şiir vardı biliyorsunuz. Beyaz bir kağıtla her şey yapılabilir. O aklıma geldi. Evet. Biz de gerçekten beyaz bir kağıtla çocuklara sabrı da, sevgiyi de, gerçekten işte ne bileyim biraz daha böyle farklı şeyler denemeyi de elbette ki öğretebiliriz diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ben o şiiri de çok severim bu arada. Gülay Hocam, yani sizle tanıştığıma, birçok hocalarımla, yeni insanlarla tanıştığıma memnun oldum. Ben burada eski arkadaşlarım da var, gördüğüm çok değerli arkadaşlarım da burada. Onlara da tekrar selamlar. Evet, çok bekletmeden artık başlayalım. Kare kağıdımızı aldık. Şöyle zaten ortanızda bir çizgi vardır, oluşmuş. Şöyle bir ayarlayayım. Sonra bunu tekrar katlıyoruz arkadaşlar. Bir çarpı oluşturacağız. Sunumumuz bitti. Hüseyin Hocam. Efendim. Arkadaşımız sormuş, demiş ki biz de mi sizinle yapacağız? Evet, isteyen tabii canım, zorunlu değil. Evet. İsteyen arkadaşımız teşvik eder diyorsunuz. İsteyen evet. Arkadaşlar, şöyle bir çarpı oluşturdum. Gördüğünüz herhalde. Şimdi arkadaşlar bunu zar şeklinde katlayacağız. Nasıl katlayacağız? Şöyle bir katlama yapalım. Orta noktaya göstereceğim. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle bir katlama. Orta noktası belirlidir zaten. Göreceksiniz. Şöyle bir katlama. Tekrardan gördüğünüz gibi şöyle yaklaştırayım. Tekrar ediyorum. Böyle bir katlama. Zarf katlaması dediğimiz bir katlama var. Mektup zarfı şeklinde çıkacak. Buraya kadar aslında bir zorluk yok. Hemen hemen bütün arkadaşlarımız yapıyorlar. Bastırırsanız uçlara iyi olur. Şöyle bir zarf katlaması çıkmış oldu mu karşımıza? Hemen hemen bütün arkadaşlarımız yaptı diye düşünüyorum. Çok da hızlı istemiyorum tabii Hasan Hüseyin Hocam ama yani evet. Ama bunu yapamayan çok az çıkıyor bu yere kadar. Gayet başarılı oluyorlar. Biraz da bekliyorum. Çok hızlı yaptığımı da söyleyenler var. Bu ikinci programım. Hocam çok hızlı gidiyorsunuz, biz yapamıyoruz diyorlar. Bu kadarını yaptık. Şimdi ters çevirdik. Şöyle bir ters çevirimiz var. Burada da bir çarpımız var zaten. Aynı şekilde öyle katlıyoruz. Ters çevirdiğimiz şekilde. Evet. Gene zarf katlaması şeklinde katlıyorum. Evet. Şöyle oldu. Bunu da az yapamayan çok azdır. Herkesi göremiyorum ama yapıp gösterenlerden memnuniyetle bakabilirim. Yumrutepe Malatya yapmış. Başak Hocamı görüyorum yapanlardan. Feray yaptınız mı? Evet, Berkay Hocamı gördüm yapmış. İrem yapmış. İrem arkadaşımız olduğu için İrem diyorum. Zeynep Hocam sen de yapmışsın maşallah. Arzu Hocam aynı şekilde öyle. Ben görebildiğim kadarı. Evet. Şimdi tekrar ters çevirdim. Aslında tuzluk yapardık ya çocukken. Tuzluk yapımı bir nevi. Bunu yapabileceğinizi düşünüyorum. Tekrar buraları katlıyoruz. Zarf katlaması. Tekrar katlıyoruz. Zarf katlaması şeklinde. Evet. Karşımıza şöyle bir tuzluk şekli çıktı. Şunu yaptık mı? Hemen hemen yaptığımızı düşünüyorum. Gene katlayan birini göreyim. Kaan katladın mı? Kimle konuşuyorsun Kaan? Kaan yarım kalmış. Ama Zeynep Hocam katlamış. Selma Hocam katlamış. İrem katlamışsın. Tebrik ediyorum. Evet, katlayan hocalarım var. Nurcan Hocam bir ters çevirsene Nurcan Hocam. Arkanı bir ters çevir, arkasını. Heh, orayı çevir. Bakayım. Bir yerde yanlış yapmışsın Nurcan Hocam. Bakayım başka diğer taraflardakilere bakayım. Evet. Evet, Hülya Akın güzel. Şefika Hocam olmuş. Şimdi arkadaşlar ben kendimi göreyim de. Şu uç var ya, şu uç, iki uç. Şu şekilde. Şuradan çekiyorsunuz ve karşımıza o kralın tacı çıkıyor. Buyurun. Kralın tacını çıkardım.
kralın değil de yani kurbanın aradığı tacı çıkardı. Evet, bir taç görelim bakalım yapan var mı? Zeynep hocamdan gördüm. Yani herkesi göremediğim için Selma hocamı gördüm. Mehmet Koca hocam yaptı zaten. Emrah yapmışsın, tebrik ediyorum. Diğer taraflara da bakmak istiyorum ben. Aa, Makbule hocam çok güzel olmuş. Evet. Makbule birinci hocamınki. Canan hocam da yapmış herhalde. Canan hocam da yaptı. Hülya Ceylan hocam da yaptı. Orduzu İlkokulu'ndan hocamız da yaptı. Evet. Hocalarım çok bugün şey ya, görebildiğim kadarıyla iyiler yani. Naide hocam seninkine bir bakayım, yaptın mı? Olmadı mı? Evet. Makbule hocam güzel. Mehmet Koca hocam yapmış. O da olmuş. Eyüp hocam yapmış. Eyüp hocam eline sağlık. Eyüp hocam sen nasıl yaptın? Az bir bakayım dur. Eyüp hocam. Senin yaptığında bir şey doğru yapmışsın. Tamam. Müyesser hocam da yapmış. Tamam, şimdi ben kendimi göreyim. Burada neydi? Tacıdı değil mi? Bunu neye çevirmiştik? Hatırlayan var mı? Sesleri açabiliriz aslında da. Ne olmuştu bu? Tacdan sonra kurbağa nereye gitmişti? Hatırlayan var mı hikayede? Hasan Kimse Hüseyin hatırlamıyor hocam. Sesler açılamıyor mu? Şeye yazabilirler mi? O chat'e yazar. Bakalım hikayeyi doğru dinlemişler mi? De, o yüzden diyorum. Buradan sonra neye dönmüştü? Kurbağa gidiyordu. Tacı aramak için. Evet. Arzu Tepehan hocam yazdı. Duygu hocam. Ördek. Şimdi ördeği ördek nasıl diyor, yapıyor? Evet. Cemil ördek. Evet. Ördek. Şimdi bu var ya, şu uç arkadaşlar. Şu uç. Bu da fark etmez ama bu uçtan kullanıyorum. Şu ucu, gördüğünüz bu ucu, şu ucu dışa doğru katlıyorum. Yani bir dış katlama. Dışa doğru katlıyorum. Hafif katlayın, yırtılabilir. Bakın dışa doğru katladım. Şöyle bir ördek oluşturdum. Ördeği oluşturabilen var mı? Merak ettim. Ördek. Varsa bakayım. Şöyle bir ördek istiyorum. Bir tane hocam, gördüm herhalde. Emrah hocam sen mi yaptın? Hüseyin hocam tekrar eder misiniz katlamayı diye bir arkadaşımız. Evet yazdı. Yani zor, kolay değil. Zor bir katlama ama tekrar edeceğim tabii ki. Niye etmeyeyim? Tekrar ederiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Taca geri döndüm. Şu taç değil mi? Şu gördüğünüz uç var ya arkadaşlar. Bu ucu şöyle dışarı doğru katlıyorum. Ucu katlıyorum. Yani ucu dışarı çıkartıyorum. Şöyle de çeviriyorum. Ördek oluyor. Tekrar yapıyorum aynı hamleyi. Taç şekline tekrar getirdim. Tacı getiriyorum. Sihirli taç. Sihirli tacı getirdim. Evet, Emre hocam ördeği yapmış. Sonra şu gördüğümüz ucu şöyle kıvırıyorum arkadaşlar. Kıvırıyorum, yukarı katlıyorum. Şöyle tuttuğumda ördek oluyor. Evet, yapan arkadaşlarım oldu. Başak hocam yapmış, evet. Başka yapan var mı? Başak hocam. İrem bakayım mı bir? Yaptın mı? Berkay hocam da yaptı. Feray olmuş. Elinizde sağlık. Evet. Mine hocam da yapmış gibi ama ben tam göremedim ama Selma hocam yaptı mı? Olmuş herhalde. Şey Mehmet hocam yaptın da ters mi tutuyorsun? Bir çevir bakayım. Sen yaptın aslında da oğlan doğru yapmış. Ha? Oğlun mu o? O doğru. Bu doğru. Evet, o doğru. Arzu hocam bakalım. Evet, Makbule hocam iyisin, gayet iyi. Orduzu İlkokulu diyorum hocam, ismini bilmiyorum ama sen de gayet iyi. Mehmet hocam harika. Arzu hocam iyi. Yasemin hocam yapmış. Evet, Canan hocam yapmış. Hülya hocam yapar gibi olmuş, doğru kalmış. Eyüp ters çevir. Ters çevir. Bir daha çevir. Yapmışsın ama şöyle. Ha, ördek gibi değil ama tamam. Müyesser hocam yapmış. Evet. Hülya hocam da yapmış. Şefika hocam da yapmış. Seda hocam da yapmış. Diğerleri zaten. Aa, Reşat yapmış. Çok güzel. Yıldız Çoban yapmış. Malat Sevda hocam yapmışsın gibi mi gördüm, ben mi göremedim? Cihan hocam yaptın mı? Evet. Şimdi bundan sonra nereye gitmiştik? Nereye gitmiştik hikayede?
Bu neydi? Ördekti. Ördekten sonra Arzu Hocam bayağı dinlemişsin ya Arzu Hocam. Tebrik ediyorum Arzu Hocam. Diyor ki tilki. Tilki evet. Tilki de arkadaşlar aynı şekilde şu gördüğümüz uç var ya şu uç. Onu yukarı katlıyorum. Evet. Tilkiye gitmiştik. Şöyle tilki oluyor. Tekrar katlayalım. Tekrar katlayalım. Evet, Zeynep Hocam yaptı tilkiyi. Canur Can'ı Nuran Hocam mı? Nuran Hocam da yaptı tilkiyi. Tekrar gösteriyorum. Katladım. Tilki. Aa, Mehmet Hocam da yaptı tilki. Emre Hocam da tilkiyi. Feray yapmışsınız. Tilki de oldu. Güzel. Evet, tilkimiz de oldu. Tilkiye kadar aslında herkes gayet iyi, mutlu bir şekilde yaptı. Bundan sonrası işte çok önemli arkadaşlar. Tilkiye kadar genelde geliyorum. Tilkiden sonrasını yaptırabildiğim yok. Eğer bugün bunu başarırsam ben bu işi çözmüş olacağım sayenizde. Tilkiden sonrası için lütfen yani yapan biri olsun tilkiden sonra ben de mutlu olayım. Bundan sonrasını birçok arkadaşımız yapamıyor. O yüzden tilkiden sonrası için lütfen dikkatle bakalım. Nereye gitmiştik Arzu Hocam tilkiden sonra? Hikayeyi dinleyenler var ya güzel. Aa Şahin Hocam yazdı bu sefer. Fok balığı. Evet şimdi arkadaşlar şöyle tilkiye baktık ya. Şöyle bir şöyle oynatın kağıdı. Kağıdı oynattık mı? Herkes oynatıyor kağıdı. Bakın kağıdın şu tarafında bakın şu tarafında gördüğünüz tarafta şöyle altta bir şöyle bir şey var. Şu gördüğünüz yer var ya altta. O yeri açıyoruz arkadaşlar. O yeri açıyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi birleştiriyoruz. Şöyle bir birleşim yapabildiniz mi? Şu. Evet orada feraylar yaptı herhalde. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Oradaki yeri göstermek adına tekrar gösteriyorum. Kağıt şu şekilde açıyorum birleştiriyorum. Evet. Şu şekilde. Şunu yapabildiysek, yapabilen var mı? Diğer taraftan bakayım. Evet, bir arka, evet Makbule Hocam doğru. Makbule Hocam yapmış. Makbule Hocam bak şöyle birleştiriyoruz ya. Arkadaşlardan birkaçı yapmış. Evet, yapan arkadaş var. Şöyle diyeyim. Şöyle bakın. Sonra şurada bir şey var. Bakın şuradaki diğer şey. Onu da şu şekilde yapıp aşağıya doğru çekiyoruz ve fok balığımız oluşuyor ama biraz zor oluştu tabii. Şöyle bir fok balığı yapıyoruz. Mehmet Kodu Hocam teşekkür ediyorum. Zaten fok balığını yaptıktan sonrası kolay arkadaşlar. Bundan sonrası kendi ilerliyor. Fok balığını yapıyoruz. Fok balığı. Yapan var mı fok balığını? Şunu yapan varsa bana. Aa Berkay Hocam yapmışsın ya. Evet. Bakayım orada Feray az bir bakabilir miyim? Yakınlaştırsanız da. Olmuş. Mehmet Hocam da yapmış hocam. Evet. Mehmet Hocam oldu oldu. Evet fena değil ya. Yapan arkadaşlar var. Makbule Hocam harikasın ya. Vallahi harikasın. Sen bu işi biliyorsun Makbule Hocam. Sen origami yapmak için yaratılmışsın. Evet. Makbule Hocam'ı tebrik ediyorum. Makbule Hocam bundan sonra arkadaşlar şöyle. Makbule Hocam biliyor muydun? Biliyor muydun? Hocam origami ile ilgileniyorum evet ama ben dersim olduğu için dersinize geç katıldım. Yani hikayeyi dinleyemedim. Şeyi biliyor muydun? Yok yani origaminin bu şey yapmayı biliyor muydun? Bir kere onu bir video izlemiştim hocam. Hikaye anlatılarak origami de hızlıca yapıyordu ve çok dikkatimi çekmişti. Daha önce hiç yapmadın ama ilk defa. Yok hocam ya. Yok. Şu anda yeni katıldım. Evet bu fok Arzu Hocam. Fok balığı. Yani az önce de sunumda dediğim gibi şekiller ne kadar aptalcaysa o kadar aklında kalıyor. Biz buna fok balığı diyoruz. Daha sonra ne oluyordu? Bunu biz gemiye çeviriyoruz. Bakın fok balığımız var ya. Şöyle çevirdi. Sayın efendim, hocam. Buyurun efendim. Müyesser Esra Hocam demiş ki foku tekrar istiyorum. Mümkün mü? Mümkün. Yapalım. Biraz zor ama yapalım. Neredeydik? Tilkiye geri döneceğiz. Foku tekrar yapacağız. Fok zor bir kavram ama
Yapalım tekrar. Şöyle tilkiye geri dönelim. Önce tilkiyi yapalım. Tekrar yapalım. Tabii şey sırayı ben de unuttuğum için şöyle bir tekrardan gideyim. Çevireyim sizin için. Mümkün mü? Sağ olun hocam. Tekrardan ben bir şey tilki haline getireyim önce. Ondan sonra yapalım. Hocam sizin de kafanızı karıştıracağız. Yok yok sorun yok hemen. Bizim karışmaz hocam. Hemen hemen. Hocalarım için her şey değer. Sorun yok. Tilkiye geri döneceğim. Yeter ki hocalarımız istesin. Tilkiyi yaptık ama değil mi hocam? Tilkiyi yaptık. Şöyle tilkideyiz. Tilkiden sonra koku yapmak biraz zor. Ama bakacağız. Şimdi birlikte yapalım tekrar. Evet şu aşamaya geldik. Koku nasıl yapacağız tekrardan gösteriyorum. Zor bir aşama, cidden zor bir aşama. Kolay değil. Şöyle bakın şurası var ya arkadaşlar. Altta bir tane şeyimiz var. Üçgenimiz var. Şu üçgen gördüğünüz üçgen var ya. Şu gördüğünüz üçgeni yukarı doğru çekip yukarı doğru çekiyorum. Şöyle yukarı doğru çektikten sonra şöyle bir şey oluşturuyorum. Gördünüz mü? Daha sonra şu alttaki tarafı, orada da bir üçgen var. Bunu kafa şekline getiriyorum. Bunu da ayak şekline getiriyorum. Bunu da ayak şekline getirdiğimde fok oluyor. Daha sonra foku çevirdikten sonra arkadaşlar, foku çevirdim. Şuradan bir katlama yaparak yemi oluşturuyorum. Gemiyi oluşturdum. Ki bu kolay. Tek bir katlamayla gemi oluşturabiliriz. Gemiyi oluşturuyorum. Evet. Makbul hocam yaptı gemiyi. Şey de yaptı herhalde. Mehmet Kozu hocam. Seninki de oldu gibi sanki. Berkay hocam yapmış galiba. Zor bir şey arkadaşlar. Hemen yapabileceğimiz bir şey değil. Olsun. Gemiyi oluşturdum. Daha sonra gemiyi de tuttum arkadaşlar. Şöyle tuttum. Gemiyi üç taraftan tutuyorum. Şu şekilde getiriyorum. Yıldız oluşturuyorum. Yıldız. Akşam oldu, yıldız oldu. Yıldız olduktan sonra yıldızla oldu. Makbule hocam yaptı mı yıldız? Herkes çalışkan öğrenciyle çalışır ya. Ben de şimdi Makbule hocayı buldum. Makbule hoca yapıyor nasıl olsa. Yapan bir kişiyi bulduğunca belki başkası da vardır da ben onu görüyorum sadece şimdi. Yıldız yaptı Makbule hocam. Evet, yıldızı sonra arkadaşlar tekrar gemi yapıyorum. Tekrar gemi yapıyorum yıldızı. Feray oldu herhalde sizinki. Evet. Oldu. Orada kaldınız. Tamam. Yıldız. Yıldızdan sonra gemi yaptım. Tekrar geminin arkadaşlar şurasını açtım içini. Sonra buradan içini açtıktan sonra katladım. Katladıktan sonra neyi oluşturdum? Geri çevirdim. Kulübemi oluşturdum. Evime. Ev oluştu. Ev oluştu. Tekrar çevirelim. Aynısını diğer tarafa yapıyoruz. Tekrar bir ev oluşabilir, kulübe oluşabilir. Katlıyoruz. Zor bir katlama ama çok şey değil yani. Evet oluştu Makbul hocam, doğru. Sonra buradan çekiyorum. Kutum, şapkam oluştu. Evet biraz zor oldu. Ama teşekkür ediyorum. Başta Hasan Hüseyin hocam olmak üzere Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve bütün çalışanlara, dinleyenlere, burada emek verenlere. Yine aynı çalışmayı tekrar Ordu Milli Eğitim'de de yapacağım. Yarım kaldığımız yerden devam edebiliriz 25'inde. Tekrardan ayrıntılı olarak gösteririz. Bir de tekrar soruyorum, sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz görüşleriniz, fikirleriniz varsa çekinmeden söyleyebilirsiniz. Sizle tanışmaktan çok memnun oldum. Özellikle bu fırsatı bana sağlayan Hasan Hüseyin hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sayın hocam. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlara ve katılımlara. Yıldız'da kaldıysanız iyisiniz hocam. Hilal hocam, Yıldız'da kaldıysan olayı bitirmişsindir. Yıldız'da kalan hocalarıma tebrik ediyorum. Yıldız'da kadar gelebildiysen başarılısın Hilal hocam.
Gerisini ben olmadan da yaparsın yani. Yıldız'a geldiysen sorun yok. Yıldız'a gelen herkes gerisini çok rahat fok yapmadan gemiye geçtim hocam. Siz daha iyisiniz. Sayın hocam, biz bu videoyu YouTube kanalında sabitleyeceğiz. Orada tekrar tekrar izleme fırsatı olacak arkadaşlarımızı. Bu anlamda birkaç şey söylemek istiyorum Sayın Hocam. Bu birkaç gün önce sizinle görüştük. Bu eğitimin yapılması ile ilgili, hatta başka eğitimlerde konuşmuştuk sizinle resrebe eğitimi ile ilgili yapabilir misiniz diye. Umuyorum, diliyorum ki önümüzdeki süreçte onu da gerçekleştiririz. Strogami gerçekleştirdik. Arkadaşlar katıldılar, sağ olsunlar. Hem Zoom hem YouTube'da toplam yaklaşık 400 arkadaşımıza ulaştık Sayın Hocam. Ben bu konunun dışında ama size özel bir teşekkür yine edeceğim. O konu da Aslantepe Bilim Şenliği ile ilgili. Sayın Hocam, sizin aslında hiç yüz yüze gelemedik. Hep telefonla konuştuk bu süreçte. Geçen yıl itibariyle sürekli telefonla arada görüşmelerimiz oluyor. Aslantepe Bilim Şenliği'nde atölye lideri olarak Gamze Hocam'la birlikte yer alacaksınız. O anlamda da tüm arkadaşların huzurunda bir kez daha size teşekkür etmek istiyorum. Bilim Şenliği'mize verdiğiniz katkılardan dolayı, vereceğiniz katkılardan dolayı. Eğer bu pandemi süreci ile ilgili bir sıkıntımız olmaz ise 27, 28, 29 Mayıs tarihleri arasında biz bilim şenliğimizi gerçekleştireceğiz. Orada sizinle yüz yüze olma şansına da sahip olacağız, oturacağız. Umarım uzun sohbet ederiz. Önümüzdeki süreçte yine okul öncesi olsun, ilkokulu olsun, ortaokul öğretmen arkadaşlarımıza yönelik yine çeşitli alanlarda, konularda yanımızda bize destek olacağınızı düşünüyoruz. Ve bu eğitimden dolayı da size çok çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlarım adına. Eğer son olarak arkadaşlarımın sorusu yoksa programı sonlandırmak istiyorum ve son sözü de size tekrar vererek tabii ki. Ama size vermeden önce Burhan Hocama ve Yahya Hocama da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Ben onlar de teşekkür ediyorum. Teknik anlamda inanılmaz destek sağlıyorlar. Geri plandalar ama birçok şeyle biz bu arada iletişim halindeyiz arkadaşlarımızla. Eğer sorusu olan arkadaşlarımız varsa... Berkay Hocam yaptığını göstermek istiyor. Berkay Hocam'ı alkışlamak istiyorum. Berkay Hocam diyor ki ben yaptım, bakın bitirdim. İkide bir tutuyor. En azından Berkay Hocam'a ben kendi adıma tebriklerimi sunuyorum efendim. Tebrik ediyorum. Gayet güzel. Elinize sağlık. Sizin gibi güzel insanlarla tanışma fırsatı bulduğum için tekrar teşekkür ediyorum. Hocamlar uygun görürse resmebe ve çocuk resimlerinin analize etkinlikleriyle de sizlerle birlikte olmak isteyeceğiz. Tabii siz de katılırsanız memnun oluruz. Aynı şekilde diye düşünüyoruz. Ama tabii ki hocalarım ve Sayın Hasan Hüseyin Hocam olmak üzere. Ben tekrar sorular varsa almak isterim. Sorular yoksa da teşekkür etmek isterim. Çekinmeden sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben her zaman iletişim halinde olmayı, yeni insanlarla tanışmayı, yeni insanlarla birlikte yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. Ses gelmiyor diyor ama sesim geliyor mu Hasan Hüseyin Hocam? Gayet iyi geliyor hocam, sorun yok. Tamamdır, sorun yok. Varsa arkadaşlar soru sormak isteyen, konuşmak isteyen. Ben iki tarafta da chat bölümüne bakıyorum hocam. Sorular yoktur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başka bir programda görüşmek üzere diyor. Tekrar sözü son olarak ne söylemek istersiniz hocam? Siz de söyleyeceklerinizi de kapatalım hocam. Herkese teşekkür ediyoruz. Ve ben katılımcılardan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Beni dinledikleri için. Belki bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Umarım bir farkındalık yaratmışızdır. Tokat'a yola düşen herkesi de misafir ederiz, ağırlarız. Emre Hocam değil mi? Misafirperverizdir de Feray Hocam. Tanıyan arkadaşlardan. iletişim halinde de olabiliriz. Sayfaya girdiğinizde e-mail adresim de var. Aklınıza takılan bir şey olduğunda, yardımcı olacağım bir şey olduğunda. Dediğim gibi ben klasik bir akademisyen değilim. Öğretmen kökenli bir akademisyenim. Ve meslektaşlarımla birlikte olmak her zaman bana mutluluk veriyor. Öğretmenler Odası'nı özlerdim. Eşim öğretmen olduğu için Emre Hocam arada bir Öğretmenler Odası'na gelip muhabbet etmek isterdim. Yani akademiyi pek sevemedim.
Belki de o yüzdendir. Hala kökenimiz öğretmen olduğu içindir. Çok teşekkürler her şey için. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Pandemi döneminde umarım geçer. Yüz yüze de tanışma fırsatları buluruz. Yüz yüze de eğitimlerde birlikte oluruz diye düşünerek sözlerimi bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Zaten yüz yüze görüşeceğiz ama isteriz diyen arkadaşlarımız da var. Çocuk resmi ile ilgili talep okuluna davet eden arkadaşlarımız var bu arada sizi Sayın Hocam. Bilim şenliğine geldiğinde okul ziyaretleri de yaparız değil mi hocam? Tabii ki. Siz nasıl isterseniz. Müsait olursanız çok çok teşekkür ediyorum. Sadece Malatya'dan değil, Çorum'dan, Samsun'dan, Tokat'tan, Bolu'dan arkadaşlarımı gördüm. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlar da buradan Malatya'dan selamlamak isterim. Sağ olsunlar. Bir başka programda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tüm arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.